Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler için 30 soru cevaptan oluşan genel kültür güncel olaylar videosu hazırladım. Eğer sizler de hazırsanız sorularımızı incelemeye geçelim. Bilim adamlarının Adaleterium Hui yani çılgın yaratık adını verdikleri, yaşadığı dönem için tuhaf ve benzersiz olarak nitelendirilen dinozorlarla aynı dönemde yaşamış, 66 milyon yıl öncesine ait canlının fosili nerede bulunmuştur? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Madagaskar'da bulunmuştur diyoruz. Bilim adamlarının Adaletrium Hui yani çılgın yaratık adını verdikleri, yaşadığı dönem için tuhaf ve benzersiz olarak nitelendirilen, dinozorlarla aynı dönemde yaşamış 66 milyon yıl öncesine ait canlının fosili nerede bulunmuştur? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Madagaskar'da bulunmuştur diyeceğiz. Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gereken önlemleri alan kuruluş hangisidir? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yani BDDK'dır diyoruz. Devlet araçlarından 0001 numaralı plaka devletin hangi üst düzey makam aracına aittir? TVMM başkanına diyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı kimdir? Arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birki'yedir diyoruz. Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim fabrikası Ağustos 2020'de nerede açılmıştır? Bu sorumuzun cevabı ise Ankara olacak. Temmuz 2020'de ikinci kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen kişi kimdir? Mustafa Şentop'tur diyeceğiz. Radyoyu icat eden radyonun babası olarak da bilinen mucit kimdir? Radyonun babası olarak bilinen mucit Guglielmo Marconi'dir. Güneşin katmanları nelerdir? Arkadaşlar Güneş'in katmanları çekirdek, ışık küre, renk küre ve taç küredir. 12 Ağustos 2018'de Delta 4 Heavy roketi ile fırlatılan, Güneş hakkında daha detaylı bilgileri dünyaya gönderecek olan uzay aracının adı nedir? Arkadaşlar bu uzay aracının adı Parker Solar Probe olacak. Ay'ın dünyadan görülemeyen yüzüne iniş yapan ilk uzay aracının adı nedir? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Çin'e ait olan Chang'e 4 uzay aracıdır diyoruz. Sputnik 2 uydusu ile uzaya giden ilk canlının adı nedir? Arkadaşlar Sputnik 2 uydusu ile uzaya giden ilk canlı resimde de gördüğünüz üzere bir köpekmiş ve ismi de Laika olacak arkadaşlar. Türkiye'nin kopyalanan ilk canlısının adı nedir? Türkiye'nin kopyalanan ilk canlısının adı Oyalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 100 yılın en iyi 100 Türk filmi oylamasında birinci olan filmin adı nedir? Hemen bakalım. Susuz yazdır diyeceğiz arkadaşlar. Türkiye'nin Hazineleri Tahtın Yüzleri isimli sergi Temmuz 2020'de nerede açılmıştır? Bu sorumuzun cevabı ise İstanbul Havalimanı Müzesi'nde olacak. 2. Murat döneminde dönemin baş mimarı olan Mimar Müslihiddin Efendi tarafından inşa edilen, dünyanın günümüze ulaşan en uzun taş köprüsü olma özelliğine sahip uzun köprü nerededir? Arkadaşlar uzun köprü Edirne'dedir diyoruz. Türkiye'nin ilk ekolojik stadyumu nerededir? Türkiye'nin ilk ekolojik stadyumu Sivas 4 Eylül Stadyumu'dur arkadaşlar. Deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilen Türkiye'nin deniz üstünde yapılacak ikinci havalimanı olacak olan havalimanı nereye yapılacaktır? Bu sorumuzun cevabı ise Rize Artvin Havalimanı olacak. AB'ye üye olan ülkelerin dönem başkanlığı süreleri ne kadardır? 6 aydır diyeceğiz. 2020 Altın Örümcek İnternet Ödülleri'nde en iyi internet sitesi seçilen sitenin adı nedir? Bu sitenin adı Go Turkey olacak. yeryüzünde kalıntı bırakan mikro boyuttaki canlıların biyolojik yapısını anlamak için çalışmalar yapan, laboratuvarda canlandırdığı geçmişe dair biyolojik yaşamı, güneş sistemi ve dışındaki gezegenlerden elde edilen veriler ile karşılaştırarak evrendeki yaşamın izlerini arayan, Arizona Üniversitesi'nde görevli NASA Genç Araştırmacı Ödülü, NASA Astrobiyoloji Enstitüsü ödülü ve NASA Ekzobiyoloji Araştırmacı ödülünü alan bilim insanı kimdir? Saydığımız bu ödülleri alan bilim insanı Betül Kaçar'dır diyoruz. 2020 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen kurum hangisi olmuştur? Arkadaşlar 2020 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen kurum Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı olmuştur. Nobel Komitesi Açlıkla mücadeleye ve çatışma alanlarındaki insanların yaşam koşullarının düzeltilmesine katkılarından dolayı programı ödüle layık görmüşlerdir diyoruz. Orta Doğu'nun bazı olarak tanınan Nobel ödülünü kazanan ilk Müslüman ve tek Arap yazar kimdir? Bu sorumuzun cevabı ise Necip Mahfuz olacak. İzafiyet teorisinin sahibi ünlü bilim insanı kimdir? Albert Einstein'dır diyoruz. Coğrafya kelimesini ilk kullanan, enlem ve boylam sistemini icat eden, dünyanın çevresini hesapladığı bilinen ilk kişi kimdir? Bu sorumuzun cevabı ise Eratosthenes olacak. Civa kaynaklı çevre kirliliğinin küresel ölçekte önlenebilmesine yönelik çabalara katkı sağlaması için Birleşmiş Milletler Çevre Programı liderliğinde hazırlanan antlaşma hangisidir? Bu anlaşma Minamata Sözleşmesidir diyoruz. Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi antlaşma sonucu Avrupa Birliği'ne dönüşmüştür? Bu sorumuzun cevabı ise Maastricht Antlaşması olacak. Topkapı Sarayı hangi Osmanlı padişahı döneminde inşa edilmiştir? Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nde Kubbetül İslam ünvanıyla adlandırılan şehir hangisidir? Bahsettiğimiz bu şehir Ahlat'tır diyoruz. Nutuk adlı eserin telif hakları hangi kuruma bırakılmıştır? Türk Hava Kurumu'na bırakılmıştır. Faziletli şehir anlamına gelen El Medine Tür Fazıla adlı eser kime aittir? Bahsettiğimiz bu eser Farabi'ye aittir. Ayın gerçeğe en yakın halinin haritasını çizen, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı NASA tarafından ayın bir bölümüne ismi verilen Türk gök bilimci kimdir? Bu sorumuzun cevabı ise Ali Kuşçu olacak. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videolarımızın devamı gelecek. E, kaçırmak istemiyorsanız bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.